Sultanın genel başkanı. Aynen. Yok. Ben tanıştırdım da her zaman diyorum birim. Beni tanıyan var mı? Yani? Benim sağ olsun kafası olan herkes tanıyor zaten. En gencimiz, grubun genci. Eyvallah. Ama aynı zaman DTK başkanlık divanındayım. Benim ilk kimliğim... Kızılbaş Alevi'nin ancında her nesne, her can hak olarak görülür, hak olarak kabul edilir. Bunun en mükemmel tekamülü ise insandadır. Bugün bu ülkede hakkın ve hukukun askıya alındığı ve bu hakkın anayasada olmasına rağmen kullandırılmaması bu ülkede hukukun ne kadar işlediğinin açık örneğidir. Diliyoruz ki bu hakikat ve hak arayışında olan canların sadece bu ülkenin yasal hukukunda olan bir hakkın kullanılmaması elbette kabul edilir bir şey değildir. Bizim için esas olan şey bir canın, bir insanın kendisine doğal yaşamdan gelen, yaşam hakkından gelen hakkını kullanması ve bunun bu ülkede demokrasinin olması olmazını, olmazı olduğunu söylemek gerekiyor. Demin de söylendiği gibi cezaevlerinde bu ülkenin anayasasında ve kanunlarında bir hak olarak bilinen avukat görüşü, aile görüşünü yasaklanması ya da bunun tecride dönüşüp yüzüme dönüşmesi insanlık açısından da ve inancımız açısından da kabul edilir bir şey değildir. Şimdi bu ülkede tek kişinin ağzında olan bir yasa işleyişi var. Yani çok güzel bir anayasa da olsa eğer uygulanmıyorsa bu anayasanın yasa olması ya da toplumun eşit yurttaşlık hakkının kullanılmasına engelse bunun bir hukukçusu olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. Bu nedenle için ve bir hakkı hukukun teslimi için kendini açlık orucuna yatıran cana destek olmaya geldik. Dünyanın neresinde olursa olsun insanın hak ve adaletinin savunucusu olmak inancımız gereğidir. Bunun için buradayız. Umuyoruz bu süreçten itibaren devleti yönetenler hukukun yönetmek gibi bir sorumlu olanların adım atacağı, bu süreci biteceği, bu adaletsizliğin son olacağını düşünüyoruz. Bu dilekle buradayız. Yanında olduğumuzu ve hakkının savunucusu olacağımızı belirtmek için buradayız. Teşekkür ediyorum. Paydaşıdır. İnsanlığın ortak paydaşıdır. Nerede bir zulüm, nerede bir mazlum varsa onun yanında durmak gibi bir misyonumuz vardır. Bu yanda biz hiçbir zaman bu misyonumuzu yerine getirirken din, dil, ırk, milliyet hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyada tüm mazlumatların yanında durmak gibi bir zorunluluğumuz var. Bu bir yolumuzun bize vermiş olduğu misyon gereği biz buradayız. Hem bir geçmiş olsun hem de kendisinin mücadelesine destek amaçlı, bir de moral amaçlı buraya geldik. Bundan sonraki süreçte de diğer arkadaşlarımı ziyaret edip oradan sonra da Ankara'da bunun bir diplomatik ayağının da olması gerekiyor. Ankara'da